Düzce'ye kent kimliği kazandırması ve tüm kaynakların halkın refahı için harcanması hedefiyle yola çıkan MHP Düzce Belediye Başkanı adayı Yılmaz Eser, hayata geçirmek istediği yatırımları da vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendiriyor. Düzce'de ulaşım noktasında en çok şikayet alan konuların başında gelen D100 Karayolu üzerindeki kavşaklara yönelik şimdiden projesi hazır olan Başkan adayı Eser, bu sorun yonca kavşakta değil akıllı kavşaklar ve yüz geçitlerle çözülür dedi. Seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle gezerek halkla kucaklaştırılıyor yaklaşan ve büyük destek gören MHP Düzce Belediye Başkanı adayı Yılmaz Eser, esnafların sıkıntı ve taleplerini de yerinde kulak verdi. Esnaf ziyaretlerinde büyük ilgi gören MHP'li Eser, esnafların ve Düzce'nin en önemli sorunlarından biri olan kavşaklardaki trafik yoğunluğunu bitirecek olan çözüm önerisini anlattı. İnşaat mühendisi olarak şehirleşmedeki yanlış uygulamalara net bir şekilde analiz ettiğini aktaran Eser, trafik yoruculuğu çalışmalarından biri olarak nitelendirdiği. D100 Karayolu üzerindeki yonca kavşakları için karayolları ile istişare edilmesi halinde sil baştan düzenleme getirmek istediğini vurguladı. Kavşakların Ankara İstanbul yönündeki inşa edilecek üst geçitlerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Adayı eseri böylelikle D100 karayolu trafiğinde rahatlama olacağını kaydetti. İstanbul ve Ankara arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Düzce'deki trafik yoğunluğu daha da arttıran kavşaklarda dönüşüm düğmesine basmaya hazır olan eser, Hal Kavşağı, Olimpiyat Kavşağı, Öztürkler ve Kervan'ın iç kısmındaki kavşakların bir an önce yapılması lazım. İnsanlar trafik yoğunluğundan sabah işe gelemiyor, akşam evine gidemiyor. Şimdi bir de önümüzdeki Ramazan ayı var ki Ramazan'da trafik zaten komple kilitleniyor. Bu yıllardan beri süre gelen bir problem Bunun çözülmesi lazım. Ben inşaat mühendisiyim. Bu kavşaklarda yaşanan sıkıntı yonca kavşakla değil akıllı kavşakla çözülebilir dedi. Akıllı kavşak projesinin üst geçitlerle desteklenmesi gerektiğini belirten başkan adayı Eser neden alt geçit yerine üst geçit olması istediğini ise şöyle anlattı. Bu tür çalışmalarda maliyet hesaplamaları önem taşıyor. Belediyenin kasasından çıkacak her kuruş vatandaşa hizmet olarak harcanacak. O yüzden tasarruflu adımlarla ilerleyeceğiz. İnşaat sektöründe olanlar bilirler ki alt geçit oldukça maliyetli bir projedir. Bir alt geçit ile 200 geçit inşa edilebilir. Bu nedenle Düzce'deki akıllı kavşağa dönüştürmek istediğimiz noktalarda Ankara-İstanbul yönüne doğru üst geçitler inşa edilmesi soruna merhem olacaktır dedi.